Geçen sene böyle çok minik minik puanlarla kaçıran arkadaşlarımız, yani bundan sonra çalışsalar gayet tabii ki siz zaten bundan sonra daha sıfırdan yol yürüyecek arkadaşlarımız var. Yani yarından sonra sıfırdan başlayıp ders çalışıp konuları, medenisi, borçları, anayasası, idari yargısı çalışıp soru bankaları ve sonra sınavı kazanacaklar var. Geçen sene böyle çok az puanlarla kaybedenlerin zaten bu sene normal şartlarda dereceyle kazanmalarını bekleriz. Dereceyle kazanmalarını bekleriz ama mesela bir arkadaşımızdan bana bugün e-posta geldi, cevap yazmadım. İbrahim, soyadını söylemek istemiyorum. Belki doğru bulunacaktır. 2 seneden beri hocam diyor, aynen Rümeysa gibi yarım puanla kaybettim. Önceki sene 1 puanla kaybettim diyor. Bana hatta Ocak ayında yazmış. Dün yine yazmış. Hocam ne yapmalıyım? Ben şöyle bir yol haritası çizdim diyor. Ben diyor bütün konuları tekrar çalışacağım. İşte eksiklerimi gidereceğim. İbrahim, yani hem İbrahim'e söylüyorum hem Rümeysa'ya söylüyorum. Sizler zaten böyle yarım veya çeyrek puanla kaybettiğinize göre sizin bilginiz, konulara hakimiyetiniz tamam. Yani sizler için benim önerim çokça, bolca soru çözmek. Elbette hızlı bir tekrar yaparsınız ama yani İbrahim şunu söyle yazmış mesela bana, eğer buradaysa arkadaşımız. Yani 2 seneden beri böyle yarım veya çeyrek bir puanla kaybeden bir arkadaşımız. Hocam diyor ben günde bundan sonra 8-10 saat çalışarak diyor eksiklerimi kapatacağım ama konu çalışacağım diyor. Sen zaten konuları büyük ölçüde hazmetmişsin. Rümeysa için de aynı şey. Bol 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 özgün soru, çıkmış soru, sorularla biraz soru çözme kabiliyetinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Ve bununla da derece yapmanız aslında işten bile olmaz diye. Hani benim acizane önerim budur, bu doğrultudadır. Evet, o zaman şöyle yapalım. Aslında Levent Hocam da bu son konuşmalarından sonra Cengiz Hanım, sen de arkadaşlarla yayınımız neredeyse 1 saati bulmuş. Şu an tam 1 saati buldu. Son bir derleyip toparlayıp son birkaç kelime de vedalaşalım eğer uygunsa. Eyvallah Cengiz Hanım. hocam. Gerçekten çok ben su gibi geçen bir saat olduğunu değerlendirmek istiyorum. Ben bu yayınlarda günümün en güzel anlarını yaşıyorum. Hatta haftanın en güzel anlarını yaşıyorum. O yüzden çok keyifli bir yayın olduğu için de sizlere de bu yine bizi misafir ettiğiniz için kanalınızda teşekkür ediyorum. İçimize Şimdi ettik. arkadaşların güzel soruları var ama ben Ahmet hocama katkı olarak sunmak istediğim şu var. Özellikle sınırdan kaçıran arkadaşlar var. Bir kez daha hazırlananlar. Ahmet hocam da nacizane önerisini verdi. Ama arkadaşlar yani bir yerde ben açıkçası bu sınava hazırlanıyorsanız hedefin ilk 300 olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu mülakat performansı açısından değil. İlk 300'e hazırlanır gibi hazırlanmak lazım. Geride çıkarsın, içinde çıkarsın olur. Ama şimdi burada bir açıkçası yeterli süreyi, çalışma süresini ayırmak demek yeterli meşguliyeti gösterdiğinizi düşünüyor olmanız demek her şeyin yolunda ve doğru gittiği anlamına gelmiyor. O yüzden bir yerde hata yapıyor olabilirsiniz. Benim de çok gördüğüm özellikle mesela bu son kaymakamlık denememizde çok faydası oldu o kaymakamlık denemeden. İki denememizi yaptık 16 Nisan ve 19 Haziran. Şimdi tabii ilan edeceğiz bayrama girmeden hakimlik Türkiye genel denememizi de. Çünkü belli birkaç ders bitiren herkesi biz oraya yani en azından 4, 5, 6 ders bitiren herkesi orada görmek istiyoruz o denemede. Şunu gördüm arkadaşlar yani birçok hangi tür sorularda yanlış yaptıklarını gördüm. Soruyorum. İşte tekrar yaptığını düşünüyor musun? Evet. Soru çözüyor musun yeterli miktarda? Evet hocam şu kadar sayıda soru çözdüm vesaire gibi şeyleri de duyuyorum. Yani ben açıkçası çalışma düzeni içerisinde bir takım ufak tefek nüanslarda çok basit hatalar yapılmasından kaynaklı olarak. Onların konfor alanına dokunmayan, canlarını sıkmayan, günlerini bozmayacak ufak bir değişimle 10 puan, 15 puan, 79 mu aldın? 90'a çıkabiliyorsun. Çok ufak minik bir şeyle. Yani bir şey var. O bir şeyi bulmamız lazım. Evet, O bir aynı. şeyi ben son hafta bu geçtiğimiz hafta boyunca çok uzun mesela 3 arkadaşım Ankara'da ofisimize geldi. Orada yaklaşık 1,5-2 saat görüştüğüm arkadaşlarım var. Telefon görüşmeleri yaptım. Deşince çıkıyor hocam bunlar ortaya. Çıkıyor İnanın değil mi? bana deşince çıkıyor. Evet. Ama ona sormamız lazım. Bir arkadaşım hocam çok güzel anayasa hukuku çalıştım vesaire gibi böyle şeylerle geldi. Hemen anında bir hızlı ölçüm yaptım. Şey bulamadım. Cevap alamadım mesela. Dedim ki çünkü burada bunu yapmıyorsun. Ya benim birkaç 3-4 soru sormam mesela bunu ortaya çıkarttırıyor. Kimi zaman sizin dediğiniz gibi soru eksikliği, kimi zaman sizin dediğiniz gibi tekrar kaynağındaki problemler bunlar vesile oluyor.